İlk hücum Galatasaray'dan. 40 dakika susmayan bir koro. Bakalım CSKA. Bu deplasmanda neler yapacak? Andrić potoya giderken faul düdüğü var. Yunan bu hafta iki Yunan takımı, bir Rus takımı yine rakiplerimiz. Dün hakemler bir İtalyan, iki İspanyoldu. Bu akşam da aynı formül var. Roberto Chiari çaldı faulü. Genellikle maçın başında Galatasaray Medical Park Nenad Krstić'in adamından ikili oynayarak başlardı. Bugün Andrić'e tepeden Nenad Krstić'le birebir oynayacak alan bıraktılar ve ilk faulü yaptırdılar. Gordon Teodosic, Olympiakos'tan takım arkadaşları. Andrei Krylenko oraları çok iyi. Şimdi taşıyor. Onlar da boyalı alana yaklaşmaya çalışıyorlar. Nenad Krstić'i mümkün olduğunca potadan uzak oynatmak ve pas arasına girmek gerekiyor. Yani Samović, Borosevic ki orada da büyük bir üstünlük yok ama hemen hemen her pozisyonda forvetlerde, uzunlarda inanılmaz bir fizik üstünlüğü var CSKA'nın. Şu anda birebir yakaladı Gordon'la Şişko'sı. Onlar da alan savunması gibi yerleştiler. Gordon potoya gitti, basketi yaptı. 6-3. Şu anda hırya payı fazlasıyla arıyor CSKA takımı. Bu sete sette oyunu en iyi çözen silahları belki de şu anda Euroleague'in en tehlikeli, en değerli oyuncusu olabilir. Hücum faul bekledi Galatasaray cephesi. Evet. Nenad Krstić'e faul çalındı. Şip 5 saniye, 4 saniye. Şipin atışı isabetli. Kullanması gerekiyor bu topları. 8. Öbür türlü zorlama bir atışa gidiyoruz. Atamadığımız zaman da geri dönmekte problem yaşıyoruz. Son Sebas Teodosic'den Galatasaray hücum olacak. Furkan ve Lakoviç oyunda. Lakoviç oyunda. Lakoviç şimdi Şip. Şip köşede. Gordon hemen geldi. Jamon Gordon karşısından Şip'le ikili oynadı. Şip üçlüğü gönderdi. Joshua Şip 13-8. Dış atışlarını onların 5'te 1 ile tuttuk. Şu anda savunma sertliğimiz başrolde. Yine boyalı alandan uzaklaştırmamız lazım. Yani Kaun kenardan geldi, çok önemli katkı yaptı. Nenad Krstić'in o sayılarını biz düşünürken Kaun'dan ekstra bir 5 sayı. 15-15. Lakoviç boşalttı önünü, bir pas fake'i kısa. Hücum reboundu ve basket. Joshua Şip. Şip hiç olmayacak yerlerde o doğru hamleleri yapıyor. Ama reboundlara ve boyalı alana mutlaka yardım getirmemiz lazım. Alexi Şved. 5 saniye kaldı hücum süresinin dolmasına. Şved. Şved 3 sayılık atış isabet edildi. Rebound Shumpert. Ender Aslan kafayı kaldırdı. İkili oyunları Şişka iyi savundu. Şişka çok iyi geldi oraya. Shumpert. Furkan tekrar Shumpert. Furkan aldı hücum reboundunu. Foul. İlk periyotta hatırlıyorsun 8 foul yapmıştık. Şu anda sadece 1 foulümüz var. Yani sertliğimizden biraz daha ödün vermiş durumdayız. 26-22 Alexi Şved'in üçlüğü. Üçlükler ikinci çeyrekte yağmur gibi gelmeye başladı. 11'lik 0'lık seriden sonra maçı dengeledik. Ama ucunda sayı bulmakta zorluk yaşıyoruz şu anda. Andrić gitti. Şimdi Andrić smaçladı. Basket geçerli bir defa. Pick and roll, Ender'in asisti. Luka Andrić smaçladı, bir de faul kullanacak. 29-24. Belki Teodosic çok önemli bir yıldız ama
bence oyunda kalması şu anda Gordon, Schwedt, Šiškauskas üçlüsünden bizim lehimize daha iyi. Faul kaçtı. Bir takım faulümüz var. Onların faul hakkı doldu. Gerekirse bu 3 faul yapıp savunmamızdan ödün vermeyelim. Andrei Krylenko bomboş kaldı. Orada bir anlaşmazlık oldu. Evet, alan savunması. Ve alan savunmasına üçlük Alexis Schwedt. Ya hiç tereddüt etmiyorlar. Normalde pas çevirmeleri gereken pozisyonda Schwedt hemen inisiyatif kullanıp üçlüğü attı. Çok iyi oyuncu. Çok. Yani Avrupa Şampiyonası'yla beraber çok yukarı çıktı. Bir de her şey var yani. Çok yönlü bir gardı. Jamon Gordon! Onda da her şey var. Yalnız üstüne gidip sayı attı oyuncu Šiškauskas. Şimdi top i̇yi kaybı. Savunma. İyi savunma. Ljakovic'le hücumda Galatasaray. Bir tane şu anda bir üçlük sıkıştırabilsek. Ljakovic içeride, Andrić köşeye. Of, dallara takıldı. Top kaybı oldu. Borosevic smaçladı. Normalde Ljakovic orada atmayı düşündü. Atmayı düşünürken bir anda pasa dönmeye çalışınca top kaybını yaptı. Bu arada tabii 2-0-5'lik Borosevic'in sahayı ne kadar hızlı geçtiğini de hep beraber gördük. 40-33 oldu. Boris Savovic. Ljakovic. Şimdi Andrić yıkıldı içeriye, aldı topu. Rumca Andrić. Teodosic. Topu kaptı Lukša Andrić. Joshua Šip yükleniyor, basketi yapıyor. Savunmamızı toparladık. Hücumdaki enerjimiz de yukarı çıktı anında. Fark 6 sayıya indi tekrar. Ribaund. Gordon çıkardı oradan topu. Bir hızlı çok hücumda. Bir harika bir pas, harika. Krstić açısı dar, oradan kendine pozisyonu yarattı, basketi yaptı. Mola dönüşü Krstić'le nefes aldı CSKA. Şu anda Krstić bu periyotta en çok canımızı sıkan oyuncu konumuna geldi. 6 sayısı var. Ljakovic. Yine Andrić'le ikili oynadı. Andrić içeride. Jamon Gordon girdi araya. Jamon Gordon'dan da Jamon Gordon çaldı topu. Bir alley-oop pası. Basketbol! Farkı tekrar 3'e indirdi Galatasaray. 47-44. Beş saniye. Rebound Furkan. Nenad Krstić'e veremediler topu. Tamamen potadan uzak top kullanmak zorunda kaldılar. Jamon Gordon. Gordon. Dışarıda Šip. İçeriye daldı. Josh Šip. Yani 18 sayı Josh Šip'ten. Furkan. Ender Aslan topu aldı. Şimdi Cevher Özer. Arkasında Borosevic. Cevher içeriye girdi. Cevher hook shot'ı başarılı. Cevher Özer. Bu sezon oynadığı bütün maçları kazandı CSKA. Geçen yıldan kazandıklarıyla 18 maçlık bir serileri var. 4 saniye kaldı. 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye. Cevher yine açısı dar, yine basket. Cevher Özer. Lavrinović onun post-up'ını, arkası dönük oyununu durdurmak için girdi ama şutunu durduramadı. Schwedt. Şivet kaçırdı, rebound. Kısa. O basket yok. Basket yok. Yani ama savunmamızdaki bu kararlılıktan adım atmamamız gerekiyor. Gerekirse foul yapıp sertliğimize devam ettirerek. Andrei Krylenko oyunda iyi. En azından basket faali olmadı. Ama Gordon dörtledi.
Jamon Gordon dörtledi. Bu çok kötü haber. Yalnız Kaun da bu düzen içinde bu yıldız oyuncularla oynamanın avantajını fazlasıyla kullanıyor. Hep doğru yerde bulundu şu ana kadar maç başından beri. Sasha Kaun ikinci atışını kaçırdı. Skor 55-55. 4 faulü var. Jamon Gordon'un az sonra Ender Aslan oyuna girecek. Joshua Sheep. Şimdi üçüncü periyotta Cevher'i bulduk ekstra skorer olarak. Bu periyotta da birini bulmamız lazım. Sheep dengesiz bir atış. Andrić 4 saniye, 3 saniye. Gordon çıkmadan bir üçlük lütfen. Ve Jamon Gordon ve basket. Joshua Sheep 20. sayısı. 57-55. Şu anda fizik olarak daha kalın bir beşli oynuyor CSKA takımı. Reboundlara dikkat etmemiz gerekiyor ve topa baskı iyi yapmak lazım. Krilenko! Ay Allah! Bu bir şans basketi oldu. İşte buralarda şimdi tecrübenin, kadro kalitesinin farkı. Ve top kaybı! Jamon Gordon gitti oraya, yine işini yaptı. Yalnız sezon başında uzatmaya giden Panathinaikos maçı. CSKA'nın son topa kalan ve 3 sayıyla kazandıkları Brose deplasmanı. Ve şimdi Abdi İpekçi'de 14 maçtır. Bir kez daha, ilk kez bu kadar yakın bir maç oynuyor bu takım. Bakalım bunun sonu ne olacak? Gordon! Gordon! Jamon Gordon! İki pozisyondur. Dış atıştan çok potaya yakın atışları tercih ettik. Onları kendi silahıyla vurduk. 2 dakika 20 saniye var. Fark 4 sayı. Haydi yemeyelim. Üçüncü takım faulümüz. Yani bunlar olacak şeyler. Gayet normal. Ama böyle harcamak iyi değil yani. Tamam ama yapacak bir şey yok Murat. Yani burada topa baskıyı devam ettirmek gerekiyor. Bu da işin içinde olan şeyler. Onlar da en iyi beşlerine döndüler şu anda maçın son 2 dakikası içinde. CSKA hücumda. Şüvet. Şüvet. Rebound. Rebound. Krilenko'da kaldı bir hücumda. Son 1,5 dakika. Daha evet, öncesinde Andrić'e çaldı. Andrić beşledi. Lukša Andrić 5 faul. 1 dakika 30 saniye var. Yani Andrić müthiş bir gün geçirdi bugün. 16 sayı Andrić. Savunmada savaştı, hücumda savaştı. Şimdi 1,5 dakika var. Şimdi sıra Furkan'da. Şimdi bir top çalma ya da rebound'a ihtiyacımız var. Şu rebound'ı alsaydık. Yeter ki foul yapmayalım, foul çizgisine getirmeyelim onları. Teodosic. Teodosic 3 sayılık atış isabetli değil. Rebound. Ender ele gitti. Caşif. Aldık. Gordon. Aldık. Aldık rebound'u. 1-20 kaldı. Haydi Galatasaray. Haydi devir CSKA'yı. İyi kurgulanmış bir hücum. Ender Aslan. Ender. Ender. Gordon 8 saniye kaldı. Jamon Gordon. Bu da oldu. Jamon Gordon. Son 1 dakika. 6 sayı. Zorlama bir üçlük isabetli Teodosic. Bırak nefes alalım bir. Farkı 3'e indirdi Teodosic 65-62. Yani o kadar çok yıldız var ki karşı tarafta. Hemen biri devreye giriyor. Son 40 saniyeye gireceğiz aslında. Şu anda bir foul yaptırabilsek. Bu hücum çok kritik. Bu hücum çok kritik. Joshua Sheep. Haydi Ender. Bu top el yakıyor. Ender potaya gitti. Ender. Foul iki yaptırdı. Foul. Kullanacak. Bravo Ender. Cesurca gitti. Hadi en azından birini sayıya çevir Ender. 34.7 saniye. Galatasaray sezonun en önemli galibiyetine. Bu sezonun en büyük ses getiren maçına. Sadece 35 saniye uzaklıkta. Euroleague burada. Euroleague burada Galatasaray'ın taraftarının küçük belgeselini çekerken sezonun en unutulmaz maçına da 35 saniyelik bir uzaklık var. Haydi Ender. Evet, bir tanesine senin de en dediğin gibi ihtiyacı. Evet. Şimdi bunu sayı yap Ender. Bekleyelim bakalım. 65-62. Son 35 saniye. Oldu. Şimdi 4 sayı. Üçlük yememiz gerekiyor. İyi savunma. Oh! 3 atış verdi. İtalyan ipi çekti. İtalyan şaşırmışın.
rebound çocuklar. ...66-64... Şu anda bu atışın girmesini temenni ediyoruz. Cevher'in mutlaka baks etmesi lazım Krilenko'yu. Aldık rebound'u. Aldık faul yaptılar. Dördüncü faul ya oldu. 4.4 saniye. 4.4 saniye molaları yok. Şip aldı. Şip aldı. Faul yaptı. Bir saniyede işledi yaklaşık saat. Bu takım 13 maçın 13'ünü kazandı. Son şampiyon Panathinaikos deviremedi. Anadolu Efes deviremedi. Olympiakos deviremedi. Bu takımı kimse deviremedi bu sezon. Namalup geldiler. Namalup dönmesinler. Yeah, işte bu ya. Namalup dönmesinler. İşte haydi Galatasaray. Haydi Galatasaray. Helal olsun. Helal olsun size. Helal olsun size. Tarih yazıldı burada. Belki de bu sezon bir daha yenilmeyecek bu CSK. Belki de bu sezon, belki de bu sezon şampiyon olacaklar. Ama bu sezon bu maçla hatırlanacak. Helal olsun Galatasaray. Helal olsun Oktay. Helal olsun çocuklar.